Yakınlarda bir telefon olaydı, hastaneye haber verirdik. Ya yetkisiz birinden öğüt ister, ya da artık elinden bir şey gelmeyen bir doktora başvururduk. El altında bir sedyemiz olaydı, belki yola çıkar otomobil beklerdik. Benzini bombardıman uçaklarına gitmemişse. Ya da bir köylü arabası, atlarına ordu el koymamışsa. Ya da yedek bir sedye, kaputtan ve değnekten. Bir kilimcik olsun, birkaç dal parçasıyla yine de bir şeyler yapmak mümkündü o zaman. Ama içimizde kimsenin ne kaputu kalmış ne de kilimi. Diyelim ki sedyemizle kaputumuz var, tedavimiz de işe yaramış olsun. O zaman yaralıyı yarasız yerinden tutup, yarasız yeri kalmışsa, altına ottan bir döşek yapar, sırtından doğrultmaya çalışırdık. Ama madem ki yaralı sırtından ve ensesinden vurulmuş, o zaman yan üstü yatırmaya uğraşır, yarasına dokunmadan taşımaya çalışırdık. Ama madem ki göğsünden de vurulmuş, o zaman yarı yanlamasına yatırırdık. Ama madem ki hem genişliğine ve hem de uzunluğuna vurulmuş, tek çare bacaklarını kalçalarına dek bükmek ve incitmeden yavaşça taşıyabilmek. Başı dik, bacaklar yukarıda. Tüzük gereğince zaman uygun düşmese de durum böyle istiyordu. Ama gel gelelim ne sedyemiz var, ne görünürlerde bir yol, ne otomobil ne araba, ne doktora bir telefon ne de hastaneye. Gaz bezleri tükenmiş, pansumandan haberimiz yok. Üstelik durum %100 umutsuz, can kaybı hesapsız, acısı yürekler paralayıcı. Buna rağmen yine de yardıma kalksak mitralyözler bizi de biçecek. Parasını versek bile yok morfin can çekişene. Çarpış babam çarpış bir ceset uğruna. Ve gömme hukuku adına çürümüş organlarını batı kültürünün.